Yeniden sizlerleyiz. Yerel seçimlerin yaklaştığı bu dönemde Suriyeli sığınmacılar yeniden gündeme geldi. Göçmenler, siyasi partilerin, belediye başkanlarının kampanyalarında önemli bir başlık. Suriyeli sığınmacıların sorunları, ülkemizin yaşadığı büyük göç dalgası sonucunda yurttaşlarımızın yaşadığı sorunlar sıkça tartışılıyor. Bugün Türkiye'nin en önemli sorunlarından biri olan Suriyeli sığınmacıları konuşacağız. CHP Genel Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Fethi Açıker bugün bizlerle birlikte. Evet hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk Zafer Bala hocam, Hanım. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş Fethi hocam, sizle başlamak istiyorum bugün. Türkiye'de bugün itibariyle Suriyelilerin sayısı çok fazla olmaya başladı. Yani Türkiye ev sahipliği yapıyor yüz binlerce Suriyeli'ye. Peki Suriye'deki kriz nasıl ortaya çıktı ve bu noktaya nasıl gelindi acaba? Öncelikle programınız çok ilgiyle ve beğeniyle takip ediliyor. Size programınızda başarılar diliyorum. Size ve Zafer Bey'e. Sizin gibi genç, akademik perspektiften ülkenin sorunlarını ele alan programların kamuoyunun bilgilendirilmesi adına çok ciddi katkılar olacağını düşünüyorum. Sorunuza geçecek olursam, şimdi biliyorsunuz Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Arap Baharı'ndan sonra Orta Doğu'daki gelişen olaylara ilişkin daha önce izlediği politikaların tam aksine belki de gerçek politikasını, gerçek stratejisini ve bir anlamda da arzularını ortaya çıkaran bir istikrarsız dönem başlangıcına tanık olduk. 2010 ve 2010 yılından itibaren Arap Baharı AKP'nin batıya dönük politikalarının tamamen terk etmesine, demokratik hukuk devletine dönük politikaları tamamen terk etmesine ve Avrupa Birliği yolunda alınmış tedbirleri, uygulamaları, anlaşmaları geride bırakarak bir Orta Doğu serüvenine yelken açmasına neden oldu. Libya'da başlayan ve Muammer Kaddafi'nin devrilmesiyle sonuçlanan süreç, Suriye'de de benzeri bir rejim değişikliği yaratılabileceği umudunu yarattı AKP yönetiminde, liderliğinde ve o zamana kadar, aslında 2010-2011 dönemecine kadar oldukça iyi olan Suriye ile ilişkilerimiz birden tam tersine döndü. Bahar birden yerini kışa bıraktı. Beşar Esad'la Tayyip Erdoğan arasında kurulan, Türkiye ile Suriye arasında kurulan 1998 Adana Mütabakatı ve 2010 terörle mücadele anlaşmalarını hiçe sayarcasına AKP maceracı bir Orta Doğu politikasına yelken açtı. Bunda tabii biraz Suudi Arabistan'ın, biraz Katar'ın, biraz Mısır'ın verdiği teşviklerin, oradan alınan ilhamların da etkisi olduğunu düşünüyorum. Biliyorsunuz Adalet ve Kalkınma Partisi'nin başkanı Tayyip Erdoğan Orta Doğu'da Büyük Orta Doğu Projesi'nin eş başkanı, mimarlarından biri, hissedarlarından biri olduğunu defalarca basına, kamuoyuna, kendi taraftarlarına açıkladı. Şimdi bu istikrarsızlığın sonucunda Suriye'de maalesef Türkiye'den de desteklenen, geçişine belki bir ölçüde göz yumulan silahlı gruplar, radikal gruplar, dinsel siyaseti kendine eksen edinmiş gruplar Suriye'yi istikrarsızlaştırdı. Irak'tan, Ürdün'den ve sınırların farklı, Suriye'nin farklı sınırlarından ülkeye giren terörist gruplar, radikal gruplar rejimle çatışmaya başladı. Bu hızla bir iç savaşa dönüştü. Bunun sonucunda da maalesef yakın zamanın en büyük mülteci trajedilerinden biri oluştu. 5,5-6 milyona yakın, belli iddialara göre 6 milyonun da üstünde bir Suriyeli ülkesini terk etmek zorunda kaldı. Suriye'nin kendi içinde de nüfusun önemli bir bölümü çatışmalardan kaçmak için yer değiştirdi. AKP'nin istikrarsız politikası Suriye'yi de istikrarsızlaştırıncaya kadar aslında Suriye'de bir terör ve iç çatışma riski de yoktu. İhtimali de çok düşüktü. Fakat maalesef AKP Libya'dakine benzer bir maceracı beklentiyle birlikte, bu rejimin yıkılmasından bir fayda bulabileceği düşüncesiyle Suriye'de büyük bir insanlık dramının ortaya çıkmasına neden oldu. Bunun sonucu da bizde 4 milyona yaklaşan bir Suriyeli göçmen trajedisiyle karşı karşıya kaldık.
Peki Zafer Hocam, bu Suriyeli krizinin boyutu nedir? Bizi bilgilendirir misiniz bu konuda? Hocam aslında arka planı çok iyi ortaya koydular ve konuşmasının da son cümlesi aslında boyut, yani krizin boyutuna dair bize ciddi bilgi veriyor. Yani 4 milyona sayısı yaklaşan bir Suriyeli sığınmacıdan bahsediyoruz. 3,6 milyon yani 3 milyon 600 bin civarında kayıtlı Türkiye'de Suriyeli sığınmacı var. Geçici koruma statüsü altında olan. Türkiye biliyorsunuz Avrupa Birliği ülkelerinin, Avrupa Konseyi ülkelerinden gelen mülteciler dışındaki sığınmacıları mülteci kabul etmiyor, oranın yurttaşı olmayanları. Geçici koruma statüsü altında Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılar. Bu statüden kaynaklı bazı hakları var. Ancak bu hakların da kendilerine tam anlamıyla sağlanabildiğini söylemek mümkün değil. Çünkü az önce de ifade etmeye çalıştık. Yani resmi rakam 3 milyon 600 bin ama kayıt dışında olan Suriyelileri de eklersek 4 milyonu aşan bir şeyden bahsediyoruz. Bu Suriyeli sığınmacıların Türkiye nüfusuna oranının %5'i bulmaya yaklaştığını söylüyor bize. Türkiye'deki diğer göçmenlerle birlikte hani bütünlüğüyle göçmen şeyini meselesini anlayabilmemiz için %5'in de üzerinde Türkiye nüfusunun %5'in de üzerinde Türkiye'deki göçmenler. Sadece çarpıcı bir rakam, işte Türkiye'deki Suriyelilerin geri döndüğüne dair iktidar kanadından açıklamalar oluyor. Geri dönen bugüne kadar 313 bin Suriyeli olmuş. Ancak Türkiye'de doğan Suriyelilerin sayısı 410 bine yaklaşmış. Yani evet, gittiklerinden daha fazla Türkiye'de doğmuş, Türkiye'de doğanların 1/4 kadar ancak gitmiş geri ülkesine. Yani ciddi bir, zaten 5 yılı aşan bir süredir Suriyeliler Türkiye'de. Ve hani hem kendileri açısından hocamın insanlık dramı olarak tabir ettiği ifade yerinde, hem kendileri açısından insanlık onuruna yaraşmayacak koşullarda yaşıyorlar, hem de hocam da muhakkak ayrıntılarını ortaya koyacaktır. Türkiye'deki Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarının da hem ülkenin büyük bir ekonomik, sosyal yük altına girmesi anlamına geliyor Türkiye'deki Suriyelilerin varlığı, hem de yurttaşlarımızın temel sorunlarının artması, yeni sorun alanlarının ortaya çıkması demek. Kriz bitti mi? Yani Türkiye mevcut koşullar içerisinde Türkiye'deki bu Suriyeli mülteci meselesiyle baş başa ve bundan daha kötüsü olmayacak mı diye düşünürsek, aslında kriz bitmedi, risk de halen devam ediyor. İşte Birleşmiş Milletler Suriye İnsani Yardım Koordinatörü Panos Muntis, İdlib'de işte yakın dönemde öngörülen bir çatışma ortamı eğer gerçekleşirse Türkiye'ye 2,5 milyon daha Suriyeli sığınmacının gelme ihtimali olduğunun altını çiziyor. Bu konuda Türkiye'yi uyarıyor. Bu artık Türkiye'nin kaldırabileceği, zaten mevcut durum ülkenin koşullarını ciddi anlamda zorluyor. Türkiye'nin kaldırabileceği bir boyutun çok ötesinde. Ve yani bu kaldırabileceği boyuttan kastım ne? Yani Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı'nın, işte Sayın Cumhurbaşkanı'nın kendi ifadeleriyle Türkiye'nin bu 5,5-6 yılda Suriyeli sığınmacılar için harcadığı kaynağın 35 milyar dolar olduğu gibi bir şey var, durum var ortada. Bu Türkiye ekonomisi açısından çok ciddi bir rakam. Sadece Türkiye değil, dünyada herhangi bir ülkenin ekonomisi açısından çok ciddi bir rakam. Bu rakam işte aşağı yukarı hocamların hazırladığı konuyla ilgili iki politika notunda ayrıntılarıyla var. Bilim platformunun hazırladığı şeyde, çalışmada. Yaklaşık işte yıllığa bölerseniz, Türkiye'deki o yıllar içerisindeki Suriyeli sığınmacıların sayılarıyla oranlarsanız, her Suriyeli için yaklaşık, hocam da şey yaparlar, ayrıntılarıyla ifade ederler, 2500 dolar yıllık bir harcama demek. Ama bu harcama Türkiye'de işte hepimizin şahit olduğu üzere ne Suriyeli sığınmacıların sorunlarını çözmüş durumda, ne de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yaşadığı sıkıntılara derman olmuş durumda. Yani ayrıntılarına, alt başlıklarına girmek üzere kabaca tablo bu deyip. Hocam peki yani iddia edilen bu rakam, yüksek meblağlar Suriyeli sığınmacılara harcandıysa neden bu kriz hala çözülemiyor? Yani büyük bir yatırım yapılıyor aslında Suriyeli sığınmacılara. Neden hala biz bu krizin ortasındayız? Şimdi Bale Hanım, Zafer Bey de söyledi. Bizim bilim platformu geçtiğimiz günlerde 10 gün içerisinde iki önemli rapor, politika notu çıkardı. Kapsamlı politika rapor ebatında
Bunlardan birincisi sarayın yanlış göçmen politikalarının Türkiye'de yurttaşlara yüklediği maliyet fatura ile ilgili. Bu yaklaşık 35 milyar dolar harcandığını Cumhurbaşkanı kendi ağzından defalarca kamuoyuyla paylaştı. Şimdi büyük bir bedel ödeniyor. 2012-2013'ten başlayarak, yani Arap Baharı'nın hemen ertesi günü değil ama birkaç yıl içerisinde, ilk yıl 250 bin, ardından 400 bin, daha sonra da milyonlara varan sayıda göçmen, sığınmacı, Halep başta olmak üzere, İdlib bölgesi başta olmak üzere Hatay'dan, Kilis'ten ve Antep'ten Türkiye'ye girmeye başladılar. Tabii çatışmalar şiddetlendiği, radikal gruplar Türkiye ve başka ülkeler üzerinden, Irak üzerinden, Ürdün üzerinden Suriye'ye nüfuz edip silahlandırıldığı ölçüde Suriyeli siviller ailelerini ve kendilerini korumak adına Türkiye'ye girdiler. Şimdi bu sürecin sonunda artan bir şekilde bir kriz, ekonomik ve insani kriz aynı anda yaşanmaya başlandı. Biliyorsunuz 2015 7 Haziran seçimlerinden sonra bu mülteci krizinin özellikle Ege'de, Ege adalarında, Ege'de, Yunanistan'a ait adalarda bir insani drama da yol açtığı sahnelere tanık olduk. Çok sayıda çocuk, çok sayıda kadın, yüzme bilmeyen insanlar, yüzme de bilse çok zor koşullarda karşıya geçmeye çalışan Suriyeliler denizlerde boğuldular. Bu aslında büyük bir insani dram olduğu kadar AKP'nin yanlış Suriye politikalarının da Ege sahillerine kadar nasıl yansıdığını gösteren bir olguydu. Bu süreçte tabii Suriyelilerin bir bölümü Yunanistan'a ulaşan bir bölümü Yunanistan'dan hareketle Makedonya'yı, Sırbistan'ı, Macaristan'ı bazen karayoluyla, bazen trenle, bazen yürüyerek aşmaya başlayınca Avrupa Birliği yetkilileri başta Angela Merkel olmak üzere telaşlandılar ve bunun yaratabileceği siyasi istikrarsızlığı önlemek adına Türkiye ile temasa geçmeyi ve Türkiye'den Yunanistan'a, Yunan adalarına, Ege'de sıkışan nüfusa engel olmak için bir çözüm aramaya başladılar. Şimdi 7 Haziran 2015 ile 1 Kasım 2015 seçimleri arasındaki dönemde hatırlayacaksınız. Angela Merkel Dolmabahçe'de Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti ve bu mülteci krizinin Avrupa'da siyasi bir krize dönüşmesi ihtimalini önlemek için bir anlaşma yaptı. Daha doğrusu bir yardım vaadinde bulundu. 3 milyar avroluk hızlı bir şekilde ulaştırılacağı vaat edilen bir para karşılığında Angela Merkel Türkiye kamuoyunu AKP'ye destek veriyormuş gibi bir görüntüyle de karşı karşıya bırakarak özellikle AKP seçmenine Türkiye'nin ne kadar büyük, önemli, ne kadar dünya siyasetine, bölge siyasetinde etkili olan bir liderliğe sahip olduğu imajını yaratmaya çalışarak, böyle bir algıyı yaratmaya çalışarak altın varaklı koltuklarda Angela Merkel ve Erdoğan pozlarını verdiler ve bu sorunu çözecek olan iki büyük dünya lideri görüntüsünü verdiler. Fakat 2015 1 Kasım'dan bu tarafa 2019 Mart'ı içerisindeyiz. Bu sorun ne ekonomik olarak, ne insani boyutları itibariyle, ne hukuki olarak, ne de diplomatik olarak çözülebilecek bir noktada değil. Şimdi 35 milyar dolarlık bir miktar vaadi harcanması iddiası, harcandığı iddiası ne kadar doğru bu tartışılıyor. Fakat doğru olan şu var, Türkiye Avrupa'dan ve batılı partnerlerden vaat edilen paranın, yardımların çok büyük bir bölümünü alamadı. Bunu Tayyip Erdoğan da kendi demeçlerinde ifade ediyor. Dolayısıyla buradan şunu anlıyoruz biz. Türkiye kendi kaynaklarıyla bunun bir bölümünü finanse ediyor. Belki bir bölümünü Katar'dan, Orta Doğu ülkelerinden almış olabilir. Fakat oradan da büyük bir yardım alamadığını kendisi iddia ediyor. Dolayısıyla şöyle bir durumla karşı karşıya kaldık Bala Hanım. Türkiye bir vaat karşılığında Avrupa'ya daha fazla mülteci geçişine izin vermeme karşılığında hem Kapıkule'den hem de Yunan adalarından geçiş izni vermeme karşılığında bir büyük sığınmacı kampına çevrildi. Avrupa Birliği ile Angela Merkel ile Tayyip Erdoğan arasındaki anlaşma
ekonomik karşılığı da olmayan anlaşma Türkiye'yi büyük bir sığınmacı kampına çevirdi. Fakat bu sığınmacı kampının kendisi ne ekonomik imkanları itibariyle Türkiye'nin baş edebileceği bir büyüklükte ne de sürdürülebilir bir noktada. Türkiye bu kadar büyük bir nüfusu, bu kadar kısa sürede sığınan bir nüfusu insan onuruna yakışır bir düzeyde barınma sorunlarını, sağlık sorunlarını, eğitim sorunlarını, hukuki sorunlarını çözebilecek bir kapasitede değil. Dolayısıyla büyük bir sığınma kampına dönüştüğü gibi Türkiye bu sorunları sürdürülebilir şekilde çözebilecek bir noktada da değil. Zafer Bey söyledi, bizim raporumuzda yaklaşık 35 milyar dolarlık harcamanın kişi başına ve aile başına, 5 kişilik bir Suriyeli aile var olduğunu varsayacak olursak 60 küsur bin liralık yıllık bir maliyeti olduğunu gözlemledik. Bu hastane masraflarını, okul masraflarını, yapılan yardımları, yiyecek masraflarını, kampların işletilmesini, ki kampların önemli bir bölümü gayri insani koşullarda ve ciddi hukuki sorunlar da yaratan yerlerde kapatılıyor ama bu sorunu yine de çözmüyor. İstanbul'da 550 bin, Urfa'da, Hatay'da ve Antep'te 450 bine yakın sayıda Suriyeli. Adana'da ve Mersin'de 200-250 bin arası nüfus. Bursa'da da 170 bine yakın Suriyeli sığınmacının varlığıyla karşı karşıya kaldık. Peki nedir bu mülteci kampına dönüşme tehlikesinin Türkiye için yarattığı riskler diye düşündüğümüz zaman şunu görüyoruz Bala Hanım. Türkiye'nin birincisi Avrupa Birliği ile ilişkilerinde bir tür koz olarak kullanıldığını ortaya koyuyor bu. Angela Merkel ile karşı ve Avrupa'daki diğer liderlere karşı bir koz ve şantaj aracı olarak kullanıyor AKP bunu. O da şu demek, bize gerekli yardımları yapmazsanız, bizim Türkiye'deki insan hakları ihlalleri de dahil olmak üzere hukuk dışı politikalarımıza göz yummazsanız biz Suriyeli göçmenleri Avrupa'ya göndeririz. Üzülerek söylüyorum, Avrupa Birliği'nin kimi ülkeleriyle AKP liderliği arasındaki ahlakiliği tartışmalı olan anlaşmanın özünde bu var. Fakat bunun sonucunda ne oluyor? Avrupa Birliği ülkeleri Türkiye'deki otoriter rejime bir ölçüye kadar göz yumuyorlar. Türkiye'de bu otoriter rejimi devam ettirebilmek, bu hukuksuz ve gayri insani Suriye mülteciler açısından da gayri insani sürdürülemez politikayı devam ettirebilmek adına bir mülteci kampına dönüşmeyi kabul ediyor. Olayın özünde bu yatıyor. Aslında ikili, her iki tarafında kısa vadeli çıkarları ortaya koyduğu, insaniliği, hukukiliği ve demokratikliği tartışmalı, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki uluslararası anlaşmaları ve tam üyelik müzakerelerini de sabote eden bir anlaşma içerisine girildiğini görüyoruz. Ekonomik boyutu da gerçekten sürdürülebilir bu durumda değil. Çünkü biliyorsunuz Türkiye bir ekonomik krizin içine girdi. İşsiz sayısı 4 milyonu aştı. %13'lerde, 14'lerde seyrediyor. Reel işsiz sayısının 8 milyona yaklaştığını biliyoruz. 4 milyon işsizin 1 milyondan fazlası ise üniversiteli işsiz. Çok sayıda işletmede, özellikle İstanbul'da, Urfa'da, Hatay'da, Antep'te, Mersin'de, Adana'da çok sayıda işletmede Suriyeli işçiler kayıt dışı ve gayri insani koşullarda ve çok düşük ücretlerle çalıştırılıyor. Onların çalıştırılabilmesi pahasına da bizim işçilerimiz işsiz kalıyor. Bu belki bir sonraki bölümde bizim tartışabileceğimiz, daha derinlemesine tartışabileceğimiz, Zafer Bey'in de değindiği büyük maliyetin sürdürülemez bir noktaya geldiğini gösteriyor. Çünkü 35 milyar dolar 6 yılda yaklaşık 6 milyar dolar demek yıllık harcama. Bu 6 milyar dolar artacak. Çünkü işsizlik de Türkiye'de artıyor. Kaynak girişi de azalıyor. Avrupa Birliği Orta Doğu ülkelerinden de biliyorsunuz durgunluk nedeniyle kaynak gelmediğini zaten AKP ifade ediyor. Dolayısıyla çok büyük bir açmaza, çok büyük bir bataklığa girdi AKP. Emevi Camii'nde namaz kılma fantazisini maalesef bugün Türkiye'de yurttaşlarımız ödüyor. Suriyeli göçmen, gariban göçmenler ödüyor. Bu durum hem yurttaşlarımıza hem de Suriyelilere zarar veren, Türkiye'nin de uluslararası itibarını ve bölgesel istikrarını ortadan kaldıran bir durum olarak önümüzde duruyor. AKP'nin de en fazla rahatsız olduğu konuların başında geliyor. Çünkü AKP'li seçmen bile Suriyeli göçmen politikasının kötü yönetildiğini düşünüyor.
kötü yürütüldüğünü düşünüyor. Yavaş yavaş homurdanmaya başladı. Maalesef toplumsal barışımızı, hoşgörü koşullarını da ortadan kaldıran bir noktaya getirdi AKP'nin beceriksiz, basiretsiz ve samimiyetsiz Suriye ve göçmen politikası diyebiliriz. Peki AKP bundan sonra ne gibi adımlar atar sizce Suriyeli sığınmacılar için? Yani şunu Zafer Bey çok güzel söyledi. Şimdi AKP öncelikle bir yatıştırma politikası izliyor. Avrupa Birliği'ne karşı göçmenleri size göndermeyeceğiz. Fakat bizi tolere edin, bizim otoriter uygulamalarımıza göz yumun tarzı bir yatıştırma politikası izliyor. Türkiye'deki kamuoyuna, özellikle AKP tabanından gelen yüksek tepkilere karşı da Suriyeliler zaten kalıcı değil, gidici. Bunları bakın biz gönderiyoruz, 300 küsur bin Suriyeli zaten ülkesine döndü diye bir yatıştırma politikası izliyor. Ama bu yatıştırma politikasının samimiyetsiz olduğunu kendi bakanları, kendi yetkilileri de başka şekillerde ifade ediyorlar Bala Hanım. Zafer Bey çok güzel söyledi. 310 küsur bin Suriyeli geri gönderildi deniyor. Fakat 400 bin Suriyeli çocuk da, göçmen evladımız da bu ülkede doğdu. Dolayısıyla gönderiliyor denilen sayının da üstünde bir nüfus artış hızı var. Bu önümüzdeki 3-5 yıl içerisinde sayının 5 milyona yaklaşması içten bile değil. İdlib'de eğer radikal gruplarla Suriye rejimi arasındaki çatışma şiddetlenirse, ki şiddetlenmeye başladığını görüyoruz işaretlerini, Esad birlikleri, Esad rejimi burada radikal grupları püskürtüyor. En az 1 milyon fakat tahminen 2 milyona yakın yeni mülteci göçü ile karşı karşıya kalacak. Hatay'dan, Kilis'ten, Antep'ten başlayarak sınır illerimiz. Şimdi bu yatıştırma politikası peki işe yarıyor mu? Yaramıyor. Neden yaramıyor? Çünkü kayıt dışı istihdam sayıları bize gösteriyor ki Suriyeliler özellikle inşaat sektöründe, İstanbul başta olmak üzere ve imalat sektöründe Türk işçilerin yerine istihdam edilmeye başlıyor. İkinci bir samimiyetsizlik örneği de şu: AKP'nin bakanı Süleyman Soylu ve eski milletvekillerinden Yasin Aktay, Suriyeli vatandaşların bir an önce, Suriyeli göçmenlerin bir an önce vatandaşlığa geçirilmeleri gerekir türü demeçler veriyorlar. Şimdi bu şunu gösteriyor: AKP aslında gönderiyoruz dediği Suriyeli sığınmacıları tam tersi bir şekilde hızla yurttaşlığa geçirmeye çalışıyor. Yurttaşlığa geçirmeye çalışıyor çünkü birazdan değineceğiz, AKP bunları bir tür ithal seçmen olarak da görüyor. Referandumda ne kadar düşük bir oy farkıyla referandumun kazanıldığını, bazı belediyelerde ne kadar düşük farklarla belediyelerin AKP tarafından kaybedildiğini ya da kazanıldığını düşündüğünüzde, AKP'nin sayıları 2 milyona yaklaşan seçmen olabilecek nüfusu ve sayıları 4 milyona yaklaşan Suriyeli nüfusu bir tür ithal can kurtarıcı seçmen, ithal seçmen olarak algılamaya başladığını görebiliriz. Dolayısıyla kendi seçmenine karşı da, hem AKP'nin hem MHP'nin seçmenine karşı da samimiyetsiz bir yatıştırma politikası izliyorlar. Fakat deniz bitti. Hem yalan denizi bitti, hem de ekonomik kaynaklar artık öyle 30 küsür milyar dolarları harcayabilecek durumda değil maalesef. Bunu söyleyebiliriz. Önümüzdeki günlerde AKP'nin ve Türkiye'nin maalesef en önemli sorunlarından bir tanesi bu olacak. Suriyeli göçmenlerin Türkiye'de hakikaten insan onuruna yakışır bir şekilde komşularımızın misafir edilmesi gerekiyor. Fakat misafir edilmesi gerekiyor. Suriye'de barış koşulları, istikrar sağlanır sağlanmaz en insani ve en uygun biçimlerde yeniden inşa edilen Suriye kentlerine, Halep'e, Deiruzzor'a, Menbiç'e ve bilumum Suriye kentine, altyapısı inşa edilen Suriye kentlerine Suriyeli komşularımızın yönlendirilmesi gerekiyor. Bu tabii şu demek değil Bala Hanım, onların gönderilmesi onlarla ilişkimizin kesileceği anlamına gelmiyor. Biliyorsunuz AKP maceracı dış politika izlemeden önce bayramlarda zaten Suriyeli ve Türkiye'li komşular birbirlerini ziyaret ediyordu. Vize kaldırılmıştı. Fenerbahçe Spor Kulübü Halep'te on binlerce Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ile birlikte güzel bir dostluk maçı yapmıştı. Beşar Esad
ve Türkiye arasında Ahmet Necdet Sezer Cumhurbaşkanlığı döneminde, Hafız Esad döneminden başlayan ilişkiler ilerlemişti. Dolayısıyla bizim ticari, kültürel ilişkilerimiz, sosyal ilişkilerimiz devam edecektir. Vizeler yine kaldırılacaktır. Şam'a, Halep'e, Türkiye'nin farklı şehirlerinden yine uçaklar kalkacaktır. Ticaret eskisi gibi gelişecektir. Dolayısıyla Suriyeli komşularımızla bizim dostça, kardeşçe ilişkilerimiz devam edecektir. Ama bu şu demek değil, bu yalan rüzgarı, AKP'nin Suriyeli göçmenlerle ilgili olarak ortaya çıkardığı yalan rüzgarı sona ermeli. Ekonomik olarak da bu kaldırılması mümkün olmayan, daha trajik sonuçlar doğuracak olan bu ekonomik tabloda tersine çevrilmeli diye düşünüyorum. Biraz uzun konuştum, kusura bakmayın. Estağfurullah. Ama. Estağfurullah. Şimdi kısa bir araya gidiyoruz, sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Zafer Hocam, Suriyeli sığınmacılardan bahsettik. Biraz da onların sorunlarına değinmek istiyorum. Yani Suriyelilerin ülkedeki, kendi ülkelerindeki şartları mı daha iyiydi? Yoksa şu anda Türkiye'de daha iyi yerlerdeler mi? Daha iyi şartlarda mı yaşıyorlar? Yani aslında çok iyi bir soru. Çünkü hem ülkemizdeki yurttaşların, yani yurttaşlarımızın Suriyelilere karşı algısını da doğru belirlemek açısından önemli bir soru. Yani Türkiye'de yaklaşık işte 4 milyona yakın Suriyeli var ve bu insanlar ülkelerinde evlerini, işlerini, ailelerini, olanaklarını, oradaki yaşamlarını bırakarak, düzenlerini bozarak geldiler. Yani Suriye elbette ki bir şey değil. Yani çöl çadır devleti değil. Yani özellikle Kuzey Suriye'de yaşantı Türkiye'deki standart yaşantıya da yakın bir yaşantıydı. Tabii ki ekonomik olarak Türkiye kadar gelişmiş bir ülke değil ama bu düzeni bozup Türkiye'ye gelmek zaten başlı başına bir, hani yolda yaşanan can kayıpları, işte yakınları kaybetme vesaire, bunlar ayrı ama bunun dışında da yani başlı başına bu göçün kendisi, uluslararası göçün kendisi bir büyük travma. Ve bu travma ile birlikte de yeni gelinen ülkede, Türkiye'de de işte çok büyük sorunlar ortaya çıkıyor. İlk sorun elbette ki akla gelecek, barınma. Hocam ilk bölümde bahsettiler. Bu işte geçici barınma merkezleri, kamplar diyebildiğimiz geçici barınma merkezleri aslında Suriyelilerin ilk geldiği ve yerleştiği alanlar. Sayıları yarıya düştü neredeyse. İşte 140 bin dolayında, yanlış bilmiyorsam, kamplarda halen Suriyeli sığınmacı var. Koşullar korkunç denebilecek noktada. Ama ilginçtir, yani vahimdir daha doğru ifadeyle, kampların dışındaki yaşam kampları da aratabilecek kadar kötü olabiliyor. Yani yaklaşık her 3 Suriyeli'den biri bugün harabe diye niteleyebileceğimiz konutlarda yaşıyor Türkiye'de. %1'i az bir rakam gibi gelebilir ama 40 bin kişiye tekabül ediyor. İşte plastik örtülerin altında, yani tuvalet, banyo, hiçbir altyapı olmayan yerlerde yaşıyorlar. Çok da kalabalık yaşıyorlar. Evet, şöyle, yani tam resmi bir rakam yok bununla ilgili. Kamplar içinde AFAD'ın verilerine dayanarak işte 7'nin üzerinde insanın bir arada yaşadığı şeyin, yani kamp içi çadır ya da işte prefabriklerinin 1/3 dolayına yakın olduğunu biliyoruz ama dışarıdakinin rakamı resmi olarak bilmiyoruz. İşte sağdaki çalışmalardan takip ediyoruz. Orada da birden fazla aile, işte bir özel yaşam şeyi olmadan tek göz odalarda çok fazla sayıda insan bir arada yaşıyorlar. Yetişkinler, çocuklar, hepsi birlikte. Yani yaklaşık her 5 konut diyebileceğimiz ya da barınılan yerin 3'ünde yani temel ihtiyaçları karşılamak için gerekli olan ev eşyaları yok. Yani bunu böyle hani lüks beyaz eşyalar falan gibi düşünmeyin. Yani her 10 şeyden, haneden bir tanesinde, Suriyelilerin yaşadığı her 10 haneden bir tanesinde ısıtıcı yok. Yani buradan anlarsanız, yani kışı geçirebilecek sağlıklı bir olanak yok. Bütün bu koşullar, çok fazla başlık var ama hızlı geçmeye çalışayım hem hocama da zaman bırakmak açısından. Bir takip eden şeyde başlıkta beslenme tabii ki. Suriyelilerin devamlı olarak yani hayatlarını idame ettirebilecekleri sağlıklı gıda erişimlerinin olduğunu söylemek mümkün değil. Neredeyse yarısı
önümüzdeki bir hafta içerisinde yeterli olan gıdaya erişecek paraya ya da gıdanın kendisine sahip olmadığını ifade ediyorlar. Bunlar resmi araştırmalardan çıkan veriler. Ve gıdaya erişemedikleri noktada da 3 Suriyeli'den bir tanesi o gün içerisinde hiçbir şey yemiyor. Yani bu aslında korkunç bir şey. Temel baş etme yöntemlerinden bir tanesi öğün azaltmak. Bununla birlikte de işte yine çocuklara daha çok öncelik vermeye çalışıyorlar tabii ki. Bir de kimsenin yemeyeceği çok ucuz işte artık atılmış denilebilecek yiyeceklerle günü idare etmeye çalışmak. Yaklaşık her 3 Suriyeli'den bir tanesi günde 2 ya da daha az öğün yiyor. Çocuklarda bu 4 çocuktan bir tanesini tekabül eden bir oran. Yani aslında tablo sağlıklı bir yaşam için ne barınmada ne beslenmede yeterli görünmüyor. Peki eğitime bakacak olursak? Eğitim yani şimdi Türkiye'de 1 milyon 170 bin en güncel rakam sanırım. Eğitim çağında Suriyeli sığınmacı çocuk var. Bunların sadece 645 bini şu anda eğitimde, eğitim hayatında. Başta işte geçici eğitim merkezleri kuruldu. Bunların temel amacı Suriye'den Türkiye'ye gelen sığınmacıların eğitim hayatında yıl kaybetmemeleri, yeniden Türkiye'de ya da ülkelerine döndüklerinde eğitim hayatına kaldıkları yerden devam edebilmeleri için, o dönemi kayıpsız yaşamaları için kurulmuş merkezler, bu amaçla kuruldular. Bir temel amaç da dil öğretmekti ama işte içinde bulunduğumuz koşullar gösteriyor ki Türkiye'deki Suriyeli çocukların Türkçe eğitim alabilecek düzeyde, yeterli düzeyde Türkçe öğrenememiş olduğunu görüyoruz. Geçici eğitim merkezleri hızla kapatılıyor ve şu anda büyük oranda geçici eğitim merkezlerinden milli eğitimin bizim işte yurttaşlarımızla birlikte eğitim alacağı Suriyelilerin milli eğitimin okullarına transferler yapılıyor. Bu hem bizim yurttaşlarımız açısından hem de Türkiye'deki Suriyeliler açısından ciddi anlamda niteliksiz, sürdürülemez bir eğitim tablosu ortaya koyuyor. Yani az önce verdiğim rakam anlamlı olsun diye bir oranla vurayım bunu. Türkiye'de işte Suriyelilerin okullaşma oranı %63. Yani bu ne demek? İşte yaklaşık 3 çocuktan bir tanesi eğitimin dışında. 6 yıl, 7 yıllık bir dönemden bahsediyoruz Türkiye'de yoğun Suriyeli sığınmacıların olduğu dönem için. Yani bu neredeyse eğitimin orta öğretim, yani eğitime Türkiye'de başlayan bir Suriyeli çocuğun orta öğretimin sonuna gelmesi anlamına geliyor. Eğitimin içindeki kopmaları hiç hesaba katmadan işte 500 binin üzerinde bir hiç eğitim almamış Suriyeli nüfustan bahsediyoruz. Yüksek bir rakam. Bu korkunç bir rakam. Şöyle, bu çünkü eğer kalıcılaşması söz konusu olursa Türkiye'de Suriyeli sığınmacıların felaket bir tablo. Yani dili yeterli konuşamıyor, hiç eğitim almamış, mesleki bir vasıf yok. Yani bu nüfusu Türkiye'nin kaldırabilmesi de olanaklı değil. En temel hak alanlarından bir tanesi sağlık. Türkiye'de zaten Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları sağlık alanında yani temel bir hak, ücretsiz bir kamu hizmeti olması gereken alanda bir lütufmuş gibi sağlık hizmeti alıyor. Suriyeliler de benzer bir durumda aslında. Çünkü Türkiye sağlık sistemi içerisinde sağlık hizmetlerini almaları söz konusu. Kayıtlı olanlar için geçerli. Kayıtlı olmayanlar bu hizmeti de alamıyorlar. İşte Suriyeli kadınlara sorulduğunda yine bir AFAD verisi, yani resmi veri, her iki kadından bir tanesi Türkiye'de sağlık hizmetlerine erişemediğini söylüyor. Tüm Suriyeliler için her 5 Suriyeli'den 3'ü ilaca düzenli ve ihtiyaç duyduklarına erişemediklerini söylüyorlar. Bu tablo, bu büyük tablo, belki hocam biraz daha bizim yurttaşlarımız açısından da karşılığını ortaya koymak ister. Yani bu sorunların yaşandığı büyük alanlar, hocam ilk bölümde çalışma hayatıyla ilgili bazı veriler vererek de sıkıntıları anlattılar. Aslında her Suriyelinin yaşadığı her sorun alanı Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarının da yaşadığı sorunlar demek. Yani bizim, çünkü aslında yani dışarıdan bir yerden hizmet almıyor çünkü Suriyeliler nihayetinde. Eğer bir barınma hizmeti söz konusuysa, bir evde kalıyorlarsa Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarının yaşadığı evlerin olduğu bölgede şey yapıyorlar. Bu bizim yurttaşlarımıza kira artışı olarak sirayet ediyor. Diğer sorunlarda işte çok daha ayrıntılı konuşabiliriz. Hocam da umarım katkı sağlar bize. Her alanda neredeyse Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarının da ciddi sorunlar yaşaması demek.
Bilmiyorum şey hani. Hocam sizce Türkiye'deki yurttaşların Suriyeli sığınmacılardan dolayı yaşadığı en büyük sıkıntı da nedir? Yani sıkıntılar olarak neleri söyleyebilirsiniz? Suriyeli sığınmacılar burada aslında iyi şartlarda yaşamıyorlar. Onların tüm sorunları da bizim yurttaşlarımızı da etkiliyor. En temel sorunlarımız nedir bu noktada? En temel sorunumuz, Bale Hanım, şunu söyleyebilirim. Milyonlarca Suriyelinin Türkiye'de kötü koşullarda yaşamasından, mesleklerini yapamayacak duruma gelmelerinden, ülkelerinden koparılmış olmalarından ötürü Türk toplumunun duyduğu üzüntü. Türk toplumu büyük üzüntü duyuyor. Her trafik lambası için durduğumuz her durakta dilenen Suriyeli çocuklar görüyoruz, anneler görüyoruz. Bize servis yapan, asgari ücretin çok daha altında ücretlerle çalıştırılan Suriyeli gençler görüyoruz. Halep'ten, Membiç'ten, Deyrizor'dan gelen. Bunların hepsi aslında insani dram, bu ülkede bizleri en fazla rahatsız eden şey. Çünkü sonuçta bu insanlar bizim komşularımız ve Türkiye'ye geldiler, gelmek zorunda kaldılar. Esad'ın yanlış politikaları kadar, belki ondan çok daha fazla, Suriye'nin iç işlerine müdahale eden, toprak bütünlüğünü tehdit eden ve silahlı grupların, radikal grupların Suriye'ye girip savaşmasına izin veren ülkeler yaptı bunu. Emperyalist ülkeler. Türkiye'de bu işin hem taşeronu oldu, hem maşası oldu, hem de yarım yamalakta olsa aktör oldu. Fakat fatura Türkiye'ye patladı. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yanlış politikaları, hayalperest politikaları, yayılmacı ve ham politikaları maalesef Türkiye'de büyük bir Suriyeli insanlık dramıyla karşı karşıya kalmamıza neden oldu. Şimdi Atatürkçü dış politika, barış politikası, komşularla iyi ilişkiler, iç işlerine müdahale etmeme, radikal grupları desteklememe siyasetinde eğer devam edilseydi, AKP bu basireti, bu aklı gösterebilseydi, biz bugün Suriyeli mülteciler için 35 milyar dolar harcamış bir ülke olmayacaktık. Geçtiğimiz 6 yıl içerisinde belki 300 milyar dolarlık bir ticaret, kültürel etkileşim, sosyal etkileşim imkanı yaratacaktık. Tam tersine ne oldu? Suriye'nin kentleri yıkıldı, harabeye döndü. 5 milyona yakın insanın yaşadığı Halep kenti bir harabeye döndü. Dolayısıyla bu en büyük üzüntümüz, en büyük kötü etki bu. Fakat bununla birlikte Suriyelilerin Türkiye'ye gelmek zorunda olmasıyla birlikte şu tür sıkıntılar da yaşanmaya başladı ve bunlar artık üstü örtülemeyecek şekilde hissediliyor. Bunun sorumlusu da gariban Suriyeli göçmenler değil. Bunun sorumlusu bu sorunu sürümcemede bırakan, Hamaset'ten başka bir şey öğretmeyen AKP politikaları. AKP ensar ve muhacir geldi, bize misafirler geldi diye bir söylemsel manipülasyonla bu sorunu örtmeye çalışıyor. Demin de ifade ettim. Bunlar zaten gidiyorlar, geri dönüyorlar. 300 bine geri döndü diyerek yatıştırmaya çalışıyor ama sorun görünüşünden çok daha derin Bala Hanım. Şimdi bunlardan birincisi şu. Şimdi Hatay, Kilis, Antep ve Urfa, Adana ve Mersin ve İstanbul gibi yoğun olarak Suriyelilerin yaşadığı kentlerde belediyecilik hizmetleri aksıyor. Belediyecilik hizmetleri aksıyor. Bu şehirlerimiz, bu kentlerimiz yerel yönetimlerde nüfuslarıyla orantılı olarak hazineden yardım alıyorlar, bütçeden yardım alıyorlar. Fakat demin de ifade ettim, İstanbul'da 550 bin, Urfa'da 450 bin, Hatay'da 450 bin, Antep'te de 450 bin Suriyeli var. Yani bu illerimizde bazen 3, bazen 4 yurttaştan biri Suriyeli ile birlikte yaşamak zorunda kalıyor. Dolayısıyla bütçe Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına göre veriliyor. Fakat hizmetler orada yaşayan Suriyelilerle birlikte tüketiliyor. Şimdi bunun önemli sonuçlarından bir tanesi ne? Zafer Bey çok güzel değindi. Okullarda sınıflar kalabalıklaşıyor. Öğretmen sayısı yetersiz. Öğretmenler karma eğitim yapmak durumunda kalıyorlar ve Suriyelilere ne tür bir eğitim verildiği konusunda da derli toplu bir program, plan yok. Yani AKP Türkiye eğitim sistemini geçtiğimiz 17 yılda çökerttiği gibi 7 bakan kendine uygun tarzda bir yıkım politikası izlediği gibi Suriyelilerle de ilgili
yanlış ve istikrarsız, tutarsız eğitim politikaları izlendi. Gün geldi bu çocuklara Arapça eğitim verildi. Gün geldi karma eğitim verildi. Gün geldi Türk çocuklarla birlikte Türkçe eğitim verildi. Fakat sonuç tam bir başarısızlık. Zafer Bey çok güzel söyledi. 1 milyon 100 bine yakın okul çağındaki çocuğun sadece 600 bini okulda artık. 500-600 bin nüfus, yani %40-45'i öğrencilerin okula devam etmiyor. İlkokuldan itibaren okullaşma oranı hızla düşüyor. Lisede devamsızlık %70'lere varmış durumda. Bu ne demek? Bakın bu sadece eğitimsizlik demek değil Bala Hanım. Bu aynı zamanda yeterince Türkçe bilmemek demek. Bunun ortaya çıkarabileceği sorunları düşünebiliyor musunuz? Suriye Cumhuriyeti, Arap Cumhuriyeti bu krizden önce %100'e yakın okullaşma oranı olan Türkiye'ye yakın bir okur yazarlık oranına sahip olan bir ülkeydi. Fakat AKP'nin yanlış politikaları bütün eğitim sistemini yerle bir etti. Bu sistem bozulması Türkiye'deki eğitim sistemine de yansıdı. Öğretmenlerin önemli bir bölümü kalabalık sınıflardan ötürü tükenmişlik sendromu çektiklerini ifade ediyorlar raporlarda. Okullarda ne Türkçe bilen ne Arapça bilen, hem Türkçe bilen hem Arapça bilen öğrenciler var. Bunların yarın öbür gün ilkokul sonrası sınavlarda, lise sonrası sınavlarda, üniversite sınavlarda başarılı olabileceğini düşünebiliyor musunuz? Çocukların önemli bir bölümü savaş travması geçirmiş ailelerin çocukları, dil bilmedikleri, yeterince uyum politikaları doğru düzgün geliştirilmediği için sınıftaki akranlarıyla da sorun yaşıyorlar. Ya içe kapanıyorlar ya çatışmalar ortaya çıkıyor. Dolayısıyla öğretmenlerin önemli bir bölümü tükenmişlik sorunu yaşıyor. Sağlık alanında da ciddi sıkıntılar var Türkiye'ye sirayet eden. Şimdi sağlık sistemi çökünce bir ülkenin Bala Hanım immün sistemi, bağışıklık sistemi de çöker. Neden? Çünkü aşı vurulamaz artık çocuklar, anneler, yaşlılar. Suriyeli Türkiye'ye gelen zavallı durumda, zor koşullarda gelen Suriyeliler aşılarını vurulamadılar. Bu yüzden çocuk felci başta olmak üzere, şark çıbanı başta olmak üzere, tüberküloz başta olmak üzere pek çok hastalık yeniden nüksetmeye başladı. Bu kendilerinin suçu değildi. Fakat sağlık sisteminin dışına, aşı sisteminin dışına çıkınca göçmenler bu hastalıkları kendileri yaşıyorlar. Fakat geldikleri ülkelerde de bu yaşadıkları hastalıklar enfeksiyon ve salgın riski yaratıyor. Bugün Türkiye'de uzun süredir baskılanmış olan çocuk felci hastalığı, bir dönem tekrar tırmanmış olan şark çıbanı ve bugün güçlükle kontrol edilmeye çalışılan tüberküloz hortlamış durumda. Dediğim gibi bu Suriyelilerin suçu değil, bu yeterince bu konuda öngörülü olamayan AKP'nin yanlış politikalarının suçu. Şimdi tüberkülozun takip edilmesi gerekiyor. Fakat göçmen adı üstünde göç ediyor. Hatay'a gelen bir göçmen bir süre sonra Mersin'e gidiyor. Bir sene, iki sene yaşıyor, Adana'ya geçiyor. Adana'da tutunamayınca Bursa'ya geçiyor. Bursa'da tutunamayınca İstanbul'a geçiyor. Şimdi bunun aşı kartını, tüberküloz kartını, aşısını kim takip edecek? Türkiye'de böyle bir sistem yok. Dolayısıyla ciddi bir salgın hem Suriyelilerin sağlığını etkileyen hem de Türk vatandaşların sağlığını etkileyen bir şey var. Hastaneler aşırı hizmet vermekten, özellikle yoğun bakım üniteleri, doğum üniteleri ve acil servisler sınır illerimizde kapasitelerinin çok üstünde çalışıyorlar. Bu doktorlarda da bir sağlık hizmetlerinin, kamu hizmetlerinin kalitesinde ve doktorların mesleki tatmininde de ciddi sorunlar yaratıyor. İlginç bir olgudan bahsetmek istiyorum Bala Hanım. Kamu hastaneleri çok kalabalıklaştığı için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları bütçelerini zorlayarak özel hastanelere gitmeye başladı sınır illerimizde. Bu sefer özel hastanelere yığılma oldu. Özel hastanelere yığılma oldu fakat kötü olan şu, hükümet özel hastanelerin faturalarını ödemiyor. Adana'nın, Mersin'in, Hatay'ın, Antep'in, Kilis'in, Şişen kamu hastanelerinden kaçan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının masraflarını, hastaneleri, özel hastanelerin masrafları ödenmiyor. Bu da ne yapıyor? Özel sağlık sistemini ve verilen hizmetin de kalitesini olumsuz etkilemeye başladı. Dolayısıyla bunlar çok önemli sorunlar. Çok daha kritik olan sorunlardan bir tanesi de şu.
2 milyona yakın çalışma yaşında Suriyeli var, 1 milyondan fazla kaçak işçi var dedik. Bakın biz uzun yıllardır kayıt dışı istihdama, sigortasız çalıştırmaya karşı mücadele ediyoruz Türkiye'de Bala Hanım. Fakat gariban Suriyeliler kendi dertlerini çözebilmek için asgari ücretin yarısına, bazen üçte birine çalışmaya razı oluyorlar. Ekonomik krizden geçen iş adamları da, işletmeciler de, KOBİ'ler de, esnaf da Türk işçi yerine Suriyeli işçi çalıştırmayı tercih ediyor. Bu ne yapıyor? Kayıt dışılığı arttırıyor, işsizliği arttırıyor. SGK prim ödemelerini düşürüyor. Orta vadede çok ciddi bir sosyal sigorta primi sıkıntısı ortaya çıkacak. Bu ciddi bir kayıtsızlık ve kayıt dışı çalıştırma yaratıyor. Hem Suriyelilerde hem Türkiye'li vatandaşlarda, Türk vatandaşlarında. Türk vatandaşlar da şöyle bir pazarlığa girebiliyor. Tamam, ben sigortalı çalışmayayım fakat maaşımı kesme, beni işten çıkarma diye bir pazarlığa giriyor. Ne oluyor? İş piyasamız, emek piyasamız ne oluyor? Bangladeşleşiyor, Endonezyalaşıyor. Çocuk işçilik tekrar artmaya başladı. Kayıt dışı çalıştırma artmaya başladı. Bundan daha dramatik, daha çarpıcı bir konu da şu. Özellikle sınır illerinde Suriyeli genç kızlar ve kocasını, eşini, babasını kaybeden Suriyeli kadınlar ikinci evliliklere, ikinci eş olmaya razı ediliyorlar. Biz biliyorsunuz Türkiye'de çocuk yaşta evlilikle şiddetli bir şekilde mücadele etmeye çalışıyoruz. Bunda belli bir noktaya geldik ama AKP'nin yanlış politikaları sonucu bu tolere ediliyor. Fakat Suriyelilerin gelmesiyle birlikte artış gösteriyor. Çok ciddi bir artış gözlemlendi. Hatırlayacaktır izleyicilerimiz de, İstanbul'daki hastanelerin birinden çıkan bir istatistik. Çok sayıda çocuk yaşta Suriyeli genç kızın evlendirildiğini ve çocuk sahibi olduğunu gözler önüne serdi. Şimdi bu bizim toplum olarak kayıt dışına çıkmış bir iş gücüne, asgari ücretin altında çalıştırılan bir emekçi kitlelere, çocuk yaşta evlendirilen genç kızlara, zorla evlendirilen genç kızlara, ikinci, üçüncü eş olan kadınlara ve hepsinden önemlisi de eğitimi terk etmiş, okullaşmayı bırakmış, lisede, ortaokulda okulu terk etmiş geniş bir nüfusla karşı karşıya kaldığımızı gösteriyor. Bakın, en büyük tehlike budur. Bu Suriyeli gariban göçmenlere de, Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarına da yapılabilecek en büyük kötülüktür. Suriye'de bile bu kadar kötü değildi durum. Şimdi çok daha kötü oldu. Türkiye'de Avrupa Birliği sürecinde bu istatistikleri düzeltmeye çalışırken Orta Doğulaştı. Atatürk'ü dış politikayı terk etmenin, batılılaşma, modernleşme, çağdaşlaşma hedeflerinden uzaklaşmanın maliyeti maalesef Türkiye'nin ve Türkiye toplumunun sınır illerinden başlayarak Orta Doğulaşması oldu. Çift hukukluluk ortaya çıktı. Bakın, Suriye hukukuna göre evlendirilme yaşı Türkiye Cumhuriyeti'nin yasalarına göre farklı. Şimdi bu Suriyelilere Türkiye Cumhuriyeti yasaları mı uygulanacak, kendi ülkelerinden geldiklerinde sahip oldukları yasalar mı uygulanacak? Çift ekonomi oluştu, çift eğitim sistemi oluştu, çift dillilik oluştu, çift okullaşma oluştu. Velhasıl kelam. Bir de çözümünü sormak istiyorum bunun. Aslında CHP'nin somut bir söylemi var. Yani iktidara gelirsek Suriyelileri evlerine göndereceğiz. Sizce Suriyelileri evlerine göndermek mümkün müdür? Ya da bu yol nasıl izlenecek? Neler yapılabilir bunun çözümü için? Şimdi bakın, benim ailem Hataylı. Adana'yı, Mersin'i, Antep'i, Kilis'i çok iyi biliyorum. Bu insanlar 40-50 kilometre öteden geldiler. 100 kilometre öteden geldiler. Bu insanlar Vietnam'dan, Afganistan'dan gelmediler. Bu insanlar çatışma bittiği anda sınırdan bazılarının gözle, çıplak gözle görebileceği köylerine gerekli destek, gerekli altyapı, gerekli hukuki, uluslararası, diplomatik anlaşmalar sağlandığı takdirde dönebilecek durumdalar. Burada en önemli şey şu: bu insanlar sivil, radikal gruplar değil. Radikal grupların dönmesi tabii ki Suriye rejimi de kabul etmeyecektir. Türkiye'nin de bu radikal grupları Türkiye'de barındırmaya devam etmesi de doğru değildir. Ama sivillerin geriye dönüşü konusunda gerekli altyapı yatırımları, gerekli insani çalışmalar yapılabilir ve bu insanların önemli bir bölümü doktorken, avukatken, mühendisken, burada garsonluk,
temizlikçilik, şoförlük yapıyorlar. Mimarlık, mühendislik yapabilecekken inşaatlarda işçi olarak çalışıyorlar. Bunların da kendi hallerinden memnun olduğunu düşünmek doğru değil. Bakın bu konuda Cumhuriyet Halk Partisi'nin Sayın Genel Başkanımızın çok önemli bir önerisi oldu. 2018 seçim bildirgesine de koyduğumuz Orta Doğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı. Suriye'nin yeniden yapılandırılmasını amaçlayan Suriye'deki yıkık dökük kentlerin bölgesel bir diplomatik atakla birlikte barış içerisinde yeniden inşa edilmesini ve çatışmaların bir an önce sona erdirilmesini planlayan bir teşkilat bu. Orta Doğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı. Eğer bunun altyapısı hızla sağlanabilirse ki Suriye hükümeti, Rusya, İran, Irak ve komşu ülkeler, Ürdün de bundan muzdaripler, hızla Suriyeli kardeşlerimiz için onlara yakışan, bize yakışan koşullarda geri dönmeleri için gerekli koşullar sağlanabilir. Demin de söylediğim gibi bizi bu hem Orta Doğulaşmadan kurtaracak bir süreçtir, hem de Suriyeli komşularımızı da burada daha fazla büyük bir sefaletin içine düşmekten kurtaracak bir şeydir. 19. yüzyıl koşullarında sefil durumda, Zafer Bey çok güzel söyledi, ısıtması, suyu, temel ihtiyaçları karşılanmayan konutlarda, derme çatma binalarda yaşamak zorunda kalıyor Suriyeliler. Onlara da yakışmıyor bu, bize de yakışmıyor. Suriyelilere de zarar veriyor bu durum, bize de zarar veriyor. Bizim yapmamız gereken şey Suriye'nin yeniden yapılandırılması için gerekli inisiyatifi almak, yanlış AKP siyasetinden bir an önce geri dönmek. Cumhuriyet Halk Partisi Atatürkçü dış politikayla, komşularıyla iyi ilişkiler geliştirmeye dönük insancıl yaklaşımlarıyla Suriyeli sığınmacıların ırkçı, yabancı düşmanı saldırılara karşı karşıya kalmasına izin vermeyen yaklaşımıyla bu sorunu en insani durumda olabilecek, en iyi koşullarda çözebilecek partidir. Biz ırkçılığı da kabul etmiyoruz, yabancı düşmanlığını da kabul etmiyoruz. Fakat bu kötü durumun, bu insanlık dışı durumun ve Türkiye'ye hem itibar olarak hem yurttaşlara ekonomik, eğitsel, sağlık hizmetleri olarak kötü yansıyan, hem de Suriyelileri mağdur eden bu durumun çözümü için en iyi politikanın bu olduğuna inanıyoruz. Aksi takdirde Türkiye toplumu da Orta Doğulaşacaktır. Suriyeliler de Orta Doğu'nun bile en fakir, en kötü koşullarda yaşayan mültecileri durumuna düşecektir. Bu kabul edilebilir bir durum değildir, sürdürülebilir bir durum değildir diye düşünüyoruz. İki politika notumuzda Zafer Bey'in de çok büyük katkısı oldu. Buna değindik. Biz ensar ve muhacir söylemlerinin, AKP'nin, bu hamasetin Suriyeli gariban mültecilerin sorununu çözmediğine işaret ettik. 35 milyar dolar, yani yaklaşık 190 milyar liralık bir harcamaya rağmen 6 yıl içerisinde Türkiye'nin bu sorunları çözemediğini işaret ettik. Bir 35 milyar dolarımız daha yok maalesef harcayacak. Biz bu parayı Suriye'de harcasak inanın hem Suriyeliler rahat eder, hem Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları rahat eder. Bu maceracı, yanlış, hamasi AKP dış politikası da Türkiye'yi daha fazla kendine mahkum etmez. Tekrar yeniden bir Avrupa perspektifini, vizyonunu önümüze koyarak bölgesel barış içerisinde Türkiye ilerleyebilir diye düşünüyoruz. Hocam çok teşekkür ediyorum. Yani aslında Suriye'deki sığınmacıların Türkiye'de nasıl bir problem olduğunu gözler önüne serdiniz ve kelebek etkisi gibi onların sorunlarının da Türkiye vatandaşlarının da sorun haline dönüştüğünü söylediniz. Çok teşekkür ediyorum değerli bilgilerinizi aktardığınız için. Estağfurullah, ben teşekkür ediyorum size ve Zafer Bey. Teşekkür ederim. Zafer Bey bizim birimimizin kıymetli bir üyesi, aynı zamanda bir akademisyen adayı, akademisyen doktoralı bir meslektaşımız. Programlarınıza başarılar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ediyorum Bala Hanım. Evet, Akademi Politik'in sonuna geldik. Göçmen sorunu ve Suriyelileri konuştuk. Haftaya yepyeni bir konuyla karşınızda olacağız. Az bilinen doğrulara parmak basacağız. Hoşçakalın. Hepimiz onları çok iyi tanıyoruz.